Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2022 ilk yardım sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 25 adet yıldızlı sınav sorularından mutlaka sizlere de çıkacak sınav soruları. YouTube kanalına abone olup YouTube kanalında kalarak Instagram hesabımızdan da takip edip %100 2022'de sizlere çıkacak ehliyet ilk yardım sınav sorularını çözerek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Birinci sorumuz, kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik, girişim, ilk yardım, yöntem. Evet, bakın, sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulama tabii ki nedir? İlk yardımdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Bakın bu da yıldızlı sorularımızdan. A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Evet, burada da ilk yardımın öncelikli amaçlarını sormuşlar. Hangisidir? Tabii ya yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? A. Yaralıların durumu ve sayısı. B. Yaralıların kimlikleri. C. Açık net adres. D. Kaza zamanı. Evet. Burada kaza zamanını bildirmeye gerek yok ama diğerlerini bildirmek zorundayız. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü soru. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması. Evet, tabii ki birinci adım nedir? Öncelikle can güvenliğimizi sağlamaktır, değil mi? Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza bakalım. 1, 2, 3 verilmiş. Hemen burada bu tip sorularda soruyu okuyalım. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesini kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Evet, burada dikkat ederseniz arkadaşlar, burada hemlik manevrasından bahsetmiş. Hemlik manevrasında öncelikle kazazedenin bakın arkasına geçip sarılarak gövdesi sarılır. Bu birinci yapmamız gereken bir olaydır. Daha sonra bir elin baş parmağının midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapıyoruz. En son olarak da kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırıyoruz. Evet, hangi seçenekte var? Evet, Bursa seçeneğinde cevabımız doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz. Bebeklerde 0-2 yaş, 0-12 yaş. Tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması. B. Sağ elin yumruk haline getirerek göğüs merkezine vurulması. C. Göğüs kemiği 6 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile
göğüs kemiği 4 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Evet, burada bakın 0-12 ay olan çocuklarda bir elin orta yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması doğrudur. Cevap Denizli seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? A. Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için. B. Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamak için. C. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için. D. Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için. Tabii sürücüler öncelikle ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalarının birinci nedeni kendilerinin ve yakınlarının sağlığını korumak içindir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz, soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. A. Tam tıkanma, B. Kısmi tıkanma, C. Damar tıkanması, D. Solunum durması. Bakın, hasta yaralını konuşamadığını, nefes alamadığını gözlemlediğinizde bu kişi tam tıkanmıştır. Adana seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? A. Solunum sayısının değerlendirilmesi. B. Hoşgörülü ve nazik davranılması. C. Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi. D. Cilt renginin değerlendirilmesi. Görüşerek bilgi edinmede şu yapılmalıdır. Öncelikle ilk yardımcı kendini tanıtmalıdır. Hasta yaralının ismini öğrenerek hasta yaralıya hoşgörül ve nazik davranması gerekmektedir. Evet, burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. 10. soru, boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Dolaşım kontrolü, B. Solunum kontrolü, C. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma, D. Sırt üstü düz bir zemine yatırma. Evet, burada boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye nedir arkadaşlar? Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. soruya bakalım. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlardan hangisi verilir? Bakın burada baş çene pozisyonunu sormuşlar. Baş çene pozisyonu şıklara baktığımızda Ceyhan seçeneğindeki doğrudur. 12. soru, aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır? A. Kürek kemiği, B. Ön kol kemiği, C. Kaburga kemiği, D. Köprücük kemiği. Evet, atelle tespit uygulaması ön kol kırıklarında yapılır. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. sorumuza bakalım. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek.
B. Yara üzerine tendir diyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. C. Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. D. Yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Yaralanmalarda aklınızda olsun arkadaşlar. Merhem sürülmez, tendir diyot kullanılmaz, pamuk kullanılmaz. Evet, direkt cevabımız Denizli seçeneğidir. Sargı bezi kullanıyoruz. Evet. 14. sorumuz. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeyi aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Delici göğüs yaralanmalarında Denizli seçeneğindeki pozisyon verilir. 15. soru. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar hangisinin yapılması yanlıştır diyor bakın. Yanlış yapılan nedir? Sırt üstü yatırılması, sümkürtülerek burnun içini temizlenmesi. Bunlar yapılmaz. Evet, 1 ile 2 yapılmaması gereken olaylardır. Yani hangisinde var? Bursa seçeneğinde doğru cevap. 16'ya bakalım. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? Diş eti kanaması, atar damar kanaması, toplar damar kanaması, kırcal damar kanaması. Kesik kesik kanın akması atar damar kanamasıdır. En tehlikeli kan çeşidi atar damar kanaması. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 17. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır? A. Bak, dinle, hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik varsa. B. Hasta bilincini kaybetmişse. C. Deri kül rengi olmuşsa. D. Göz bebekleri çok büyümüşse. Evet. Burada da solunumun durduğu bak, dinle, hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik olduğunda da anlaşılır. Adana seçeneği doğru cevap. 18. sorumuza geçelim. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Bakın burada şok pozisyonu, koma pozisyonu, tam tıkanma, omurga yaralanması. Şok pozisyonunda bacaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Bakın tam tıkanmada hemlik manevrasıdır. Ve kişi öksüremez, nefes alamaz, ellerini boynuna götürür. Buradaki sorulan sorunun cevabı koma pozisyonudur. Evet, bakın koma pozisyonunu sormuş. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. soru. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10-18, 12-20, 14-22, 16-24. Evet, sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı 12-20'dir. Yirminci sorumuz, tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkarılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra. C. Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra. D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Evet, tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan hasta yaralılara boynuna boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkarılması en doğru harekettir. Burada Adana seçeneği doğru cevap.
21. sorumuz, turnike uygulamasında ilk 1 saat içinde kaç dakika bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Evet, burada da 15-20 dakikada bir gevşetilmesi en doğru harekettir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Bilinç kontrolünün yapılması. B. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması. D. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Evet, burada da delici karın yaralanmalarında da kesinlikle dışarı çıkan organlar içeriye alınmaz. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. soru. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Yaralıya dik oturup pozisyon verilir. B. Uzun tahta aletlerle, vücut tespit edilir. C. Yaralı ters bir zemine sırt üstü yatırılır. D. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Evet, burada da yaralıya dik oturur pozisyon kesinlikle verilmez, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Evet, şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. A. Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda. B. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda. C. El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda. D. Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Şok pozisyonunu vermek burnundan ve kulağından kanama olanlara şok pozisyonunu verilmez. Evet, beyin kanamasından gidebilir kişi. Evet, çok tehlikelidir bildiğiniz gibi. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, bugünkü ilk yardım sorularından son sorumuz. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Kazazede oturtulur. Kulağına pamuk tıkanır. B. Kazazede sırt üstü yatırılır. Ayakları yukarı kaldırılır. C. Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir. D. Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Evet, kulağından eğer kan geliyorsa bakın kesinlikle yan yatırılır. Kulak tıkamadan burada kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinize kazasız günler dilerim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki yeni ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.